Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Proto Ford Otomotiv Sanayi'yi inceleyeceğim. Burada bir formasyon gördüm. Bunu sizinle birlikte paylaşmak istiyorum. Neler oluyor, neler bitiyor. Burası bir satış yeri mi, bir dönüş mü, bir retest mi, nasıl bir formasyonlar var, hedeflerimiz neresi, nereye kadar düşebilir, yükselirse neresi, son bir nokta olur. Bunları konuşmak isterim. Şu an bu grafik arkadaşlar aylık grafiği. Burada gördükleriniz bunlar gam fanları. Fiyatın bir çemberden diğer çembere geçişi. Buradan zıplayarak yandaki çembere hareket edişi. Veya yükselecekse buradan yükselişi. Veya buradaki çemberden düşüşü. Sonra yan taraftaki çemberden geçiş vesaire. Bunlar Fibonacci arkadaşlar. Neyse şimdi konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu an Ford Otomotiv'de şöyle bir şey var. Bir formasyon, bir düşüş formasyonu gördüm. Öncelikle söyleyeyim, bu anlattıklarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, kendi analizimdir. Öncelikle söyleyeyim, Ford Otomotiv'de bir düşüş formasyonu gördüm. Şimdi grafiğe bir yakından bakalım. Haftalıkta arkadaşlar bakın, haftalıkta zaten buranın 0,786 direnci olduğunu, aynı şekilde gam fanı ile önlerinin kesildiğini, spirallerin affedersiniz çemberlerin Fibonacci çemberlerinin çok güçlü olduğunu ve fiyatın bunların içinde hareket ettiğini zaten söylemiştim. Bu şekilde fiyatlar hareket ediyor. Şimdi bakın burada da aynı şey olmuş. Burada fiyat üstüne çıkmaya çalışıyor. Buradan dirençten bir satışıyor, aşağı düşüyor. Tekrar nokta atışı devam ederek ondan sonra trendinde yukarı doğru yoluna devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın, burada bir formasyon gördüm. Bunu sizinle paylaşayım. Yayını kısa tutacağım. Belki sıkılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu bir günlük moda alalım. Bakın. Günlük modda bir düşüş formasyonu var arkadaşlar. Hedeflerine tek tek yazdım. Bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi buradaki oluşan formasyona göre bir düşüş senaryosu var. Şimdi zaten bu ürün dirençte. Sırasıyla düşmesi gereken hedefleri şöyle de hatta işaretleyeyim. İlk başta düşmesi gereken yer 2 TL, hatta şöyle bakalım, evet 295 TL'ymiş, 277 TL. Sonrasında buradan bir retest gelirse, burada bir kapatmalar yaparsa, bu formasyon bozulursa onu bilemem ama bu formasyon burası kırıldığı anda normalde ilk gelmesi gereken yer formasyon göre 276 TL, 277 TL buralar. Ondan sonraki hedefi 239 TL, 229 TL. Sonraki düşmesi gereken hedef yeri 171 TL, en sonda düşmesi gereken yer 137 TL arkadaşlar. Sırasıyla bu formasyon gereği buraya kadar bir geri çekilme yapması gerek. Şimdi peki şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi altında bunun bir kırmızı kırmızı renkli Fibonacci 618 altın oranı var. Şimdi bu altın oranlarının çok güçlü olduğunu, fiyatı tutabildiğini, fiyatların bunların içinde gezdiğini zaten söylemiştik. Şöyle bir şey var. Şu alanı kaldırayım. Hatta 0,5'i de kaldırayım. 382'i de kaldırayım. Şimdi bakın. Şu alanı görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir Fibonacci 618 altın oran. Fiyat bunun eğer ki aşağıya inecekse, bunun içine düşerse tamam, zaten artık 618 altın oran kırılmış olur. Şöyle bir senaryo olabilir. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Eğer ki fiyat şuradaki yani 323 TL, hatta şöyle diyeyim 300, şuradan bir saniye şöyle bakalım, 315 TL üstünde bir mum kapatamazsa, yani bir günlük bile olsa, 2 gün, 3 gün, 5 gün burada duramazsa, bu fiyat artık dirençten satış yeri. Zaten bakın ikili tepe formasyonu var burada. Formasyonun gereği de zaten bu bir düşüş senaryosu oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan bir bakalım neler oluyor. Düşersin nereye kadar düşer demiştik. Şimdi burada altında kırmızı olan bir Fibonacci çember var. Bu yuvarlak olan çember. Bu çemberin üzerinden devam edebilir fiyat. Yani sonuçta burası bir illaki her zaman formasyonlar çalışacak diye bir şey yok. Buradan trendi aşağıya düşer. Buradan trendi çarpa çarpa yoluna devam edebilir. Kıracaksa buradan yukarı doğru kırar. Eğer ki burası yine bir direnç olursa, 0,786 Fibonacci çemberi yine buna bir direnç olursa, çünkü üstünden bir gam fanı geliyor arkadaşlar. Yukarıdan da gelen yani ne kadardan geliyor buradaki bir gam fanı? Üst taraftan bir bakalım.
yaklaşık 670 TL'den gelen Gun fanı var. Bu da Gun 1 çarpı 3 çarpı 1 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 3 çarpı 1'ler güçlüdür arkadaşlar. Eğer oysa 5 çarpı 1'miş bakalım. Tamam, 5 çarpı 1 kırılabilen bir Gun fanı burayı kırabilir. Yani burayı kırabilir. Eğer ki bu hisse yükselecekse, bu hisse yükselecekse ciddi anlamda sonuçta burayı kırabilir. Yani sonuçta burası 0.618 bir altın oranı arkadaşlar. Fiyat buradan eğer ki bir geri çekilme yapıyorsa zaten yapmak zorunda. Şahsi fikrim bu, yatırım tavsiyesi değil. Burada oluşan formasyona göre bunun zaten aşağılara kadar düşmesi lazım. Bu bir ikili tepe formasyonu. Şimdi buradan fiyat buraya düşer. İlk hedefi zaten düşmesi gereken ilk hedef 277 TL, bu Frotto Fort otomatiğin. Buraya kadar düşer. Buradan tekrar yoluna böyle bir daha deneme yapabilir. Bir retest yani şu alana kadar. Şöyle bir dakika şöyle göstereyim. Şu alana kadar bir daha bir retest gelebilir. Şuralara kadar bir retest daha gelebilir. Çünkü neden gelebilir? Normalde fiyat belirli bir yere kadar düştükten sonra bir geri çekilme yapar. Fibonacci ile ölçülür. Düşeceği yer neresi? Nokta atışı neresi? Buradan tekrar retestini yapar. Sonra düşüş onay alır. Kıramadı diye. Ama burada bir ikili tepe formasyonu var. Bu tarz formasyonlar genellikle direktmen düşer aşağı. Zaten bakın burada da bir kanal yapısı oluşmaya başlamış. Şöyle de baktığımızda bir düşen bir kanal yapısı oluşmaya başlamış arkadaşlar. Bu bir günlük grafik. Şimdi özetle fiyat zaten buradan aşağıya doğru artık geri çekilmeye başlamış. Şimdi ilk düşmesi gereken yer demin ne demiştik? 279 TL. Zaten buradan aşağı geldiği zaman burada 0.618 Fibonacci çemberine takılır. Buradan tekrar bir daha kanalın üst bandını yani şu alanı buraya çarpa çarpa düştükten sonra burası ilk gelmesi gereken formasyon gereği ilk gelmesi gereken hedef. Buradan bir daha retest gelir. Ondan sonra kırarsa bu kanalı kırar. Üstteki dirence çarpar. Buradan devam edebilir. Burayı kırarsa eğer ki 312 TL buradayken 312 TL alanını kırarsa işte o zaman sorun yok. Buradan yoluna devam edecektir. Çünkü sonuçta altın oranın üzerinde duruyor bu fiyat. Yani 618 0.618'in üzerinde duruyor bu fiyat. Ama eğer ki kanalın içinde devam edip fiyat 274 TL altına düşmeye devam ederse artık burayı da 0.618 altın oranda kırılmış oluyor ve artık formasyon devam etmiş oluyor. Aşağılara kadar bir yolu gözüküyor. Geleceği yerler sırasıyla arkadaşlar şöyle bir daha göstereyim. 277 TL ilk hedef. Sonrasında buradan bir retest gelir. Kanal kırılır yukarı kadar bir 296'ya bir retest. Ondan sonra tekrar aşağı doğru düşüş. Bu sefer de ikinci hedefe 238 TL. Buradan da tekrar bir retest gelir yukarıya doğru. Ondan sonra tekrar aşağıya doğru bir düşüş. Ve fiyat 174 TL'ye kadar 174 TL'ye kadar bir geri çekilme bekliyorum bu hissede. Ne kadar doğru olur, ne kadar çalışır çalışmaz. Sonuçta bu bir hisse arkadaşlar. Yani nasıl olacağı belli değil. Ama çizimlerin nasıl çalıştığını siz de görüyorsunuz. Ok gibi mermi gibi çalışmış. Normalde burada çok fazla çizgi vardı. Ama çok fazla çizgi olunca insanlar neyin ne demek neyin ne olduğunu anlamıyor. Bunları da koymamdaki bu çizgileri koymamdaki neden de şu. Grafiğimin nasıl çalıştığını görmeniz yoksa normalde bir sürü çizgi koymam lazım ama her taraf çizgi olması hoş bir şey değil. Sonuçta bu haftalık, aylık, günlükte baktığımızda her taraf çizgi. Hangisinin direnç, hangisinin destek olduğunu siz bilmiyorsunuz. Ama ben biliyorum. Çünkü Gamfan'ı çektiğiniz zaman arkadaşlar bilginiz olsun. Gamfan'ı kullanmayı bilmiyorsunuz. Öğrenin. Gun 1 çarpı 1 çok güçlüdür. Fiyatı tutar, belirli açılarda koyulur. Gun 1 çarpı 2 bu da %75 güçlüdür. Bu da Gun 1 çarpı 3 de bu da %50 güçlüdür. Sonrasında bu değerler azalmaya başlar. 1.4, 1.8 gibi azalmaya başlar. Bu renkteki ben bunları bu renk yaptım. Normalde Gun fanı çizimlerinde bunları kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunların ne anlama geldiğini bildiğinizde o zaman işte bu çizim ne demekmiş anlayacaksınız. Bunlar bir Gun fanı fiyatı tutan trendlerini belirleyen yön tayini yapabilen alt tarafında destek ve direnç olabilen ki zaten görüyorsunuz nasıl çalıştığını. Onunla alakalı destek ve dirençlerini her şekilde gösterebilen yine aynı şekilde Fibonacci ile ölçümlerini yaptığımız bir araç. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi hedefler bu şekilde fazla da uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
Birinci hedef, ikinci hedef burada. Bir tane daha hedefimiz var. Şurası son hedef, yazalım buraya. Son hedef burası diye yazalım. Bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Kendi fikrim, kendi analizimdir. Sadece burada oluşan bir formasyona göre benim gördüğüm grafiği anlatmış oldum. Yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Anlık bildirimlerden bilginiz olsun istiyorsanız mutlaka bildirimleri açın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada bir de şunlara bakalım. RSI Stokastik MACD bize ne diyor? Şöyle bir baktığımızda şunları da tamam. Şöyle bir bakalım bir de RSI MACD bize stokastik ne diyor? Şimdi arkadaşlar şu mumların rengini düzelteyim, iki yapayım. Şu an çizimimiz bitti. Şimdi RSI'ye baktığımızda günlükte bize ne söylüyor arkadaşlar? Şunları bir şöyle yapayım bir saniye. Şimdi şunun RSI 8 mi? Bu stokastik. RSI'ımız nerede? Şurada. RSI'ımızı bir ayarlayalım. RSI bize ne diyor? Stokastik ne diyor? Olmazsa bir ribbonlara bakalım ama bir formasyon var. Yani istediği kadar burada olsa da çalışmaz. Bir düşüş var yani burada. Burada oluşan çok güzel bir düşüş var. Zaten ikili tepe. Arkadaşlar RSI diyor ki ben diyor artık bak kafayı aşağı verdim diyor. Buradan diyor ufak bir kırılımla beraber bir yükseleceğim diyor bakın. Şu bir kırılım, bu bir yükseliştir normalde. Ama formasyon oluştuğu için buradan bir retest de gelmeyebilir. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar şu. Şu hareket. Burada bir normalde ufak da olsa bir retest gelir. RSI'den çok basit bir şekilde ölçebilirsiniz. Bilmeyenleriniz varsa fiyat buraya geldiği anda hatta 4 saatliğe bakalım. Bakın buraya çarptığı anda tekrar aşağıya doğru atar. Eğer ki bu fiyat buraya kıracaksa bunun üstüne zaten çıkmış olur. Şimdi arkadaşlar RSI'ye baktığımızda fiyat zaten aşağılara doğru. RSI 50'nin de kırıldığını görüyorum şurada. Evet kırılmış. RSI 50 kırılmış. RSI 125'ten bir kontrol edelim bakalım. Şuradan 53'ten bakalım. 1.53'ten bakalım. 53 bize ne söylüyor? Evet, şu anda hala trende doğru geleceğini söylüyor. Evet, şu an zaten buradayken 53'teyken gelmemiş. 4 saatte aldığımızda kırılmış artık. Gitmiş. Şimdi 125 yapalım bakalım bize ne diyor RSI. 125 yaptığımızda fiyatın aynı şekilde şöyle bir bakalım arkadaşlar ne diyor. Şöyle baktığımızda çizdiğimizde de fiyatın hala da aşağılara kadar düşmesi gerekiyor diyor. Hala da düşen trendin bir retesti gibi. Hala da aşağılara kadar bir geri çekilme olması gereği söylüyor yani. Bakın arkadaşlar şuraları görüyorsunuz. Buraya kadar nasıl bir çalıştığını siz de görün. Şimdi bir saniye şunu bir çizeyim. Böyle yapayım arkadaşlar bakın. RSI 125 çok fazla kullandığım bir teknik. Trend temelli çok mükemmel çalışıyor. Genellikle ben scalp trade'lerimi bu şekilde yapıyorum. Vurkaç olarak. Şöyle. Trendi çok güzel yakalıyor. Dediğim gibi bunun aşağıya kadar bir geri düşmesi lazım. Zaten şöyle de bir bakalım. Fiyat buralardan kesmiş. Ama bu bir trend değil. Şu şekilde olacak normalde. Evet böyle. Normalde böyle olacak. Bu şekilde. Evet arkadaşlar normalde bu şekilde olduğunda fiyat zaten retestini yapmış. Artık gördüğünüz gibi şu alandan tepkisini almış. Retestini yapmış. Artık kıramamış. Aşağı kadar düşüp bir daha tekrar düşüp tekrar retestler devam edebilir. Şimdi başka bir indikatörden bakalım. Stokastik bize ne söylüyor? Bize 4 saatlikte evet fiyatın artık aşağıya doğru 4 saatlikte artık bize artık fiyatın aşağılara doğru bir geri çekilme yapması gerektiğini söylüyor. Şimdi günlükte bize ne söylüyor? Hala bir al var mı? Hala evet yok. Şu an hala sata gidiyor. Zaten momentum da iyice aşağılara doğru inmeye başlamış. Evet haftalıkta da aynı şekilde. Bakalım evet haftalıkta da momentum artık geri çekilmeye başlamış. Çünkü bir formasyon oluşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi artık aşağılara doğru gidiyor arkadaşlar fiyat.
Fiyat artık aşağılara doğru bir çekilmeye başlamış. Hedefleri verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten wave trend artık buranın yani aşağıya doğru inmesi gerek. Gördüğünüz gibi burada bir omuz baş omuz formasyonu var. Bakın bunlar RSI'de bile wave trend'de bile çok güzel çalışıyor bu formasyonlar. Zaten burada tepede oldu. Buralarda bir tepe olduğunu, artık trendin aşağı doğru kayması gerektiğini yani çok mükemmel bir şekilde söylüyor bize. Bakın burada bile wave trend'de bile kanalın kırıldığı gözüküyor. Hatta şöyle burada böyle bir kanal yok da aslında şöyle bir gösterebilirim. Bakın burada da var yine aynı şekilde bir formasyon. Yine gitmiş. Wave trend'de bile trend çalışır. Bak abi görüyor musun? Bak abi. Wave trend'de bile çalışıyor yani. Görüyor musun? Nasıl çalışıyor? Fıstık gibi. Sonuçta bir trend temelli bir indikatör. Dediğim gibi arkadaşlar şu an hala düşüşü bekliyorum. Hedefleri verdim. Formasyon geri düşmesi gereken yerler, fiyatın buralar. En son hedefte 137 TL gözüküyor. Hatta şunları renklerinde yeşil yapayım. Fazla da uzatmaya gerek yok. Başka bir hissenin analizini yapacağım. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni haberlerden bilgi almak istiyorsanız mutlaka bildirimlerinizi açın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz veya sormak istediğiniz bir soru varsa onu da sorun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.